Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve dekalehu Mescid-i girdi min Babil Yemani'yi Yemen tarafına bakan kapıdan girdi ondan sonra Yemen tarafına bakan tabi Yemen kelimesinde yümün var yümün, Yemen'de yüm manası var lügatı. o da bereket manasına geliyor ayrıca yemin sağ falan. Yemen öyle bir yer. Ondan sonra ne diyorsun adına? Ee, mesela Kabe'de de ne var? Ruknu Yemani var. Ne demek Yemani? O taraf Yemen'e doğru bakıyor. Anladın mı? Onun için. Öbür taraf tam onun karşısına gelen Ruknu Şami. O taraf Şam'a doğru bakıyor. Anladın mı? O bu taraf geliyor. Ruknu Iraki. Irak tarafın. O Kabe'nin dört köşesinin ismi var. Mescid-i Aksa'da da Yemen tarafına bakan kapı var. O kapıdan girdi. Onun ben uzun kıssasını size anlatmıştım. Burak'ı Cebrail Aleyhisselam oraya bağladı. Onu eski sohbetlerde var. Burada şimdi geçerse o, onu da kısaca anlatırım. Ee, Sümme nezele sonra sallallahu aleyhi ve sellem indi. Nereden indi? Anil Burak, Burak'tan indi. Ve Rabatahu ee, Burak'ı bağladı. Aslında Burak kaçar mı? Kaçmaz. Ama... Bir babil mescid, mescidin kapısında neden işte alamet olacak? Orada halka yoktu. E, ee, Cebrail aleyhisselam hemen taşı oydu hemen böyle şey yapar yapmaz. Orada bir halkalık yer açtı. Orada e, bura bağlı. Bil halka tilleti o halkaya ki e, kâne terbutu bi elenbi alim sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberler de bineklerini oraya bağlıyorlardı diyor. Ama bu rivayet o zaman o mucize olan patriğin ee, Kayser'in Rum Kralı'nın huzurundaki toplantıda değil mi? Ebu Süfyanlar gitmiştiler. O toplantıda e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem da başka beyet, heyet e, yani işte onun yalancılığını size anlatalım dedi. E, şey sordu, sordu e, hep cevaplar onların aleyhine döndü. İşte zenginler mi tabi oluyor, fakirler mi? Bunlar dediler fakirler. Zaten peygamberlere fakirler tabi olmuştur. Hadi bakalım rezil oldular. Dedi ki, e, harbi dedi ne yapıyorsunuz? Kazanıyor musunuz? Kaybediyor musunuz? Bazen o kazanıyor, bazen biz kazanıyoruz dedi. Zaten peygamberler de öyle oldu dedi. Hep kazansalar herkes iman eder. Bazen Allah kaybettirir ki imtihan eder. Dedi. Cık, Allah Allah. Baktılar ulan Rum kralı. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den nefret ettirmek istiyorlar e, cevap verirken. Fakat hep cevaplar, adam da eli kitap olduğu için konuları biliyor. Bildiğinden ee, müşriklerin haline dönüyor. En sonunda ise söylediler, söylediler. Sonda dediler, e biz sana onun ne büyük yalancı olduğunu söyleyelim mi? Söyleyin dedi. İşte dediler, bir gecede gitmiş, yatsı vaktinde bizim oradaydı. Gitmiş Mescid-i sonra aynı gece dönmüş, sabah bizim yanımızdaydı. Gören yok gittiğini, geldiğini. İki ayda biz gidiyoruz, geliyoruz. Bu nasıl bir gecede gitmiş, gelmiş? böyle de palavracıdır dediler. Öbürlerine sordu heyet halinde dedi. Siz de duydunuz mu bunu dedi ondan. Duyduk dediler. O zaman şimdi düşünmeye başladı şey kral. Hıraklı mıydı, Kaysar mıydı? Hıraklıydı. Söyle düşün diye, bu Sürfem var mı heyette? Evet vardı. Sonra orada Yallah'ın tabi o sonra Müslüman oldu. Sonra dedi ki, haa Patrik vardı orada. Kudüs'ün patriği de orada heyette. Mescid-i Aksa'ya bakan, görevli patrik. O zaman da ta Mescid-i Aksa fethedilmemiş. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatta olduğu için Kudüs yani Hristiyanların elinde. Mescid-i Aksa'da görevli olan patrik o zaman yönetim onlarda. O patrik, bitrik Arapçası bitrik de Türkçe'de işte patrik diyorsunuz. Ee, bitrik de orada. E ee, bir sahana, sonuna baktı. Cemisi ve tarika geliyor. Onlar heyet olmuşlar. Din adamlarını da almış ki çünkü Mekke'de bir peygamberlik ilan eden bir çıktı. Herhalde Efendimiz Aleyhisselam Medine'ye de geçmişti yani. Çünkü harbi bazen kazanıyoruz, bazen kaybediyoruz dediklerinden de o Çünkü Uhud meselesi olmuş. Olacak ki onu anlasınlar. Çünkü Bedir'de Efendimiz kazandı. Şimdi anlamak lazım mesele. Ondan sonra e, nasıl bir şeydir bu yani dini malumatı olmayan bir noktada ilim adamlarına döndü keşişlere. Onlar da bilmiyoruz dediler. Mescid-i Aksa ile görevli olan Pıtrık dedi ki ben o geceyi hatırlıyorum Hadi bakalım şimdi. olan dediler biz bu kadar çürüttük olayı adamı ikna edemedik zaten. Şimdi de nereden çıktı bu Muhammed'in bir adamı da Patrik de mi bunun adamı çıktı ya? Dedi ki şey Herakl ee, nereden biliyorsun dedi ya. Nereden biliyorum dedi. Her gece Mescid-i bütün kapılarını ben kapatıyorum. Görevli olarak, cami görevlisi. Ben kapatıyorum. Ama dedi, e, bir gece geldim işte falan kapı diyor. Demek Yemani kapısı, Yemen tarafı Birkaç tane kapısı var. Kapıları kapattım. Onda güneş ay timsali de var diye görmüştüm. O kapının orada. O zaman o dönemde öyleymiş kapıyı kapatamadım, uğraştım, uğraştım. Sonra dedim ki, gece vakti, usta da bulamam şimdi, bina çökme yapmış herhalde biraz. Çünkü bina biraz çökme yaparsa, bir, bir, az bir çökme bir olsa, kapının altı sürter, kapı kapanmaz düzgün. Onun için sabah e, olsun, netcarları bulurum yani marangozları, düzelttiririm altından biraz, yonttururum, ettiririm. Tabii, binayı yani bir şey yapamam marangoza da, yani altından yontturursam yine kapı düzgün kapanır. Ama sabah geldim baktım hiç kapının yanında olmayan bir halka var. Burak görmedi papaz. Ama o halka yoktu. Onu görünce ha dün gece burada bir şeyler olmuş. Ama zaten Tevrat'ta İncil'de de bütün peygamberler orada toplanacağı ahir zamanda ne Zişan çıkacağı, onlara imam olacağı yazılı mıydı? Yazılıydı. Onu da bilen biri dün gece burada ne oldu? E bu sefer adam şimdi peygamber çıktı, çıkmadı. Bütün dünyada yayılmıştı. Hirakle kadar, Rum kralına kadar olay taşınmış yani ki. Mekke'de, Medine'de böyle biri çıktı. E tam sıfatı buydu. Bütün sıfatlarından biri de bu. Yine Tevrat'ta, İncil'e müjdelenen bir sıfatı meydana geldi. Ondan ve fi diğer rivayette işte onu anlatıyor. İnne Cibril e, Cibril ete sahrate o e, kapının yanında kayaya geldi. Fevada isbafiya parmağını ona batırdı. Fekaraka normalde bizim parmaklar oraya girmez o taşın içine. Onu yardı. Ve şeddi bel buraka e, burayı da oraya bağladı. Ve dekelle mescide mescide girdi. Min babin temilu fi şemsu el kameru. Ondan sonra, yani şimdi güneş ve ay e, sure resimleri, e, çizimleri olan kapıdan mescide girdi. Şimdi deminki şehrin kapısıydı, şehir surlarla çevrili. Anladın mı? Deminki şehrin kapısıydı. Bu da mescidin kapısında güneş ve ay sureti olan kapıdan e, girdi diyor. Hani o şeyler var ya, e, ne, ne diyorsun adına? Güneş saati falan yapıyorlar ya. eski camilerin duvarlarına. Ben Lüb şeyde gördüm. Trablus'ta, Lübnan'da gördüm. Acayip böyle aynen işliyor hala. Yani güneşin ışınlarının vurduğu noktaya göre işte saatler anlaşılıyor. O kap onun üzerinde de öyle resimler varmış ana yani sanki güneş saatinin e, efendim takvimini tut tutulan bir şey anlaşılıyor. Sümme sallâ ve sonra efendimiz namaz kıldı. Sallallahu aleyhi ve, ve Cibril o Cibril de külvadin ikisi de rak'aten mescide girer girmez iki rekat namaz kıldılar. Şimdi bunu bilmiyorduk mesela. Biz de diyoruz ki ne yaptılar? Hemen e, peygamberler toplandı. İmam oldular. Halbuki iki rekat ne kılmışlar? Tehiyyetül Mescit namazı kılmışlar. Bu da çok önemli. Buranın her yerinden ulema mana çıkarıyor, fukaha fetva çıkarıyor. Her meseleden. Mesela bura bağlamaktan ne çıkıyor? Sebepler alemindeyiz. Tevekküle e mani değildir. Cibril'de mi tevekkülsüz diyeceksin aşağı? Onun için ihtiyatlı davranmak lazım. İşte "İyyake lebe tevekkela Allah deveni bağla sonra tevekkül et" hadis-i de. bunu anlatıyor. Tayyetül Mesid kıldılar. Sonra Felem e, yelbes illa siran çok zaman geçmedi. Kısa bir zaman sonra e, ee, hatta işte nasun kesirun. Çok insanlar toplandı. Çok binler, on binler doluyor. Ama ruhani değil, bedenler yani böyle aynı. Siz nasıl burada oturuyorsunuz böyle? Nasıl namaz kıldık şimdi yatsa da imamın arkasına aynı böyle işte kaç kişi olacak? Çok insanlar toplandı. Fe'arafen nebi yine sallallahu teala Aleyhisselam Efendimiz e, peygamberleri e, tanıdı. Nereden tanıdı? Min beyni kaimin ve raki'in ve sacidin. Kimisi ayakta kılıyor, kimisi ruku yapıyor, kimisi şeyde yapıyor. Yani buradan ne anlaşılıyor? Buradan e, şu anlaşılıyor. Onlar da girer girmez ne yaptılar? Tayyetül mescit namazı kıldılar. Şimdi birden on binlerce bir rivayet 124 bin bir rivayet 224. Bin. Arada yüzde yüzde fark var ama bunun en yükseğini baz alsan 224 bin Nebi Zişan. Bunları 313 Rasuller, geri kalan Enbi Hepsi birden bir anda geldiler. E şimdi hepsi de aynı anda cemaatla kılmıyor ki daha cemaata başlanmadı. Önce nasıl onlar da geldiler tayyetül mescid kıldılar. E diğer peygamberler de tayyetül mescid kıldılar. Tayyetül mescid kılarken şimdi kimisi tabi biraz önce Rûkâindi. Kimisi ondan önce secdeye kimisi kıyamda uzun duruyor tabi. Nasıl ki biz namaz kılarken, cemaat takılmazken herkes farklı oluyor yani aşağı yukarı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem baktı böyle seyrediyor. Hepsini tanıdı. Onun için e, secde suresinde buna işaretle ne buyuruyor? وَلَقَدْ اَتَيْنَا مُسَلْكِتَهَا Andolsun ki muhakkak biz Musa'ya Tevrat'ı verdik. فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ Musa ile kavuşacağından hiç şüphe etme, yakında sizi buluşturacağım diyor. İşte Musa selamla orada da buluştu. Altıncı kat semada biliyorsunuz, zaten namazın beş vakit emmesine sebep vesile oldu. Bu ayette ona temas ediyor. müezzine müezzinin sonra bir müezzin ezan okudu. Bu müezzin kimdir? Cebrail aleyhissalatü vesselam. Şimdi hemen aklı evvellerden biri derse ki ezan Medine'de rüyalarla sabit oldu. Bu Mekke dönemi hicretten 2-3 sene evvel o zaman ezan var mıydı? Evet vardı. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hem Mescid-i Aksa'da hem yedi kat semada aynı bu ezanı duydu zaten. Onun için Allah'tan vahiy bekledi. Haber bekledi ki e, ümmetine bunu ne zaman namaza davet için başlatacağını. Ne zaman ki sahabe-i kiram'ın rüyaları birkaç sahabeden o rüya geldi. Zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu niye tasdik etti? Zaten semada dinlemişti. Mescid-i Aksa'da Hazreti Cebel ezanını dinlemişti. Anladın mı? Yani aklı evvel olma lüzum yok. Her şeyin cevabı alimler tarafından verilmiş. Anlayan anladı. Yani bilmeyen tabii uydurma lüzum yoktur. Ne demek lazım? Ben bu konuyu bir araştırayım. Bilmiyorum demek lazım. Ama kitapta görmeden de şöyle olmuştur, böyle olmuştur. Bu işlerde denmez. Ve hukumet-i salat Sonra kâhmet getirildi. Ee, Fekâmû bütün peygamberler durdular sufufen, saflara dizildiler, saf saf oldular. Ondan sonra yentazırûn hemen, bekliyorlar. Men o kimseyi giye, ümmü imamlık yapacak, um onlar. Kim imamlık yapacak diye beklerken efendim e, o sırada e, Fezzene Cibril, Cibril ezan okundan sonra ve nezeletil melâketü melekler nazil oldu. Mines gökten artık ne kadar melekler nazil oldu Allah'ın müsaade ettiği. Melekler de indiler. Efendim fehaşerullahu teala alel murselin. Allah Teala bütün Murselleri, nebileri haşr eyledi. Haşr eyledi. Yani burada bedenleriyle mi, ruhlarıyla mı geldiler, katırdılar. Şimdi bu ustaki rivayetlerde Ruhlar kesim var. Zaten ruhlar ölmüyor. Ruhlarda tartışma yok. Ruhlar ölmüyor. Ama Taberani de ge Taberi'de geçen bir hadis-i şerif ve bazı Allahu Teala Adem en fe Allah Adem'i ve ondan sonra gelen bütün nebileri diritti. Bâse diriltti kelimesidir. Vel bas badel mevti hakkun. bas öldükten sonra diriltmek. Onun için diritti olduğu için e, cesetler de geldi. Allah için ne var? An meselesi. Zaten peygamberlerin cesetleri çürümemiş. Allah dilediği zaman çürümüş adamın da cesedini bir anda çıkaramaz. Ne alakası var? Ee, Bezzar ve Taberani'de geçen hadis-i şerifin lafzında ve nüşirat liyel enbiya men fi kitabi ve men le bütün peygamberler Allah'ın kitabında, Kur'an'da ismini verdiği ve ismini vermediği. Zaten ismini verdiği 25 kadar ismini vermediği işte 124 bin, 224 bin, hepsi benim için neşredildi diyor. Neşir ne? Haşır, neşir olmak diyorsun. Haşır, sevk etmek, mahşere oradan geliyor. Neşir, diriltmek demek. Esasen neşir kelimesi ne demek? Neşara kaldırdı, diritti. Neşir. Türkçe'de biraz haşır, neşiri böyle sohbet, muhabbet mağazasına kullanılır. Yanlışlar, hepsi kalat şeyler çok. Asli dukatlarından çevrilmiş. Hepsi neşredildi. E neşredildi ne demek? Diriltildi. o da nereye tabir? Ruh zaten ölmedi ki diriltilsin. Bazı tabire taberide geçer. Neşir tabiri taberanide ve bezarda geçer. Bu hadis-i ne çıkıyor? Bedenler de ruhlarına girdiler. Ruhlar bedenlerine girdiler. Hepsi aynen dünyada nasıl yaşıyorduysa Musa Aleyhisselam ne, nasılsa aynı Musa Aleyhisselam geldi. Aynı İbrahim Aleyhisselam geldi. Adem Aleyhisselam ve ondan sonraki bütün enbiya-i izam. Ondan sonra Fesallen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldırdı bil melaketi. Meleklere de namaz kıldırdı. Vel murselin, rasullere de namaz kıldırdı. Nebilere de namaz kıldırdı. Fakat baştan e, kâhmet getirildi. İmamlığa kim geçecek diye bir e, bekleme yaşandı. O sırada Fehze Cibril Cibril Aleyhisselam Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem elinden tuttu. Fakat demehu Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem imamlığa geçirdi. Resulullah Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem de iki rekat namaz onlara böylece kıldırdı. Bu namaz farz mıydı, nafile miydi? İhtilafı ulema arasında vuku bulduysa da ercah yani en ağır basan görüş nefli mutlak mutlak nafile yani mutlak nafile ne demek işrak kuşluk teheccüd gibi, gibi hani belli bir vakti ismi olan değil de genel manada Allah razı için hani kerahat vakti dışında eğer kılar ya mutlak manada kayıtsız bir nafileydi. Onun için cemaatle nafilelerde cemaatle namaz kılma meselesine de ne oluyor? Ruhul beyan e, efendim sahibi de buradan ve Hanefi fıkhındaki bazı kitaplar buradan delil alıyorlar. Demek ki nafilelerde cemaat caiz olmasaydı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, peygamberlere iki rekat cemaatle bir de şimdi ezan ve kâhmet olmazsa diyor fıkıhların bazıları. E zaten bizim hiçbir namazımızda ezan kâhmet farzın dışında yapmıyoruz. Ama orada ezan da okundu. Kâhmet, ikâhmet de getirildi. Onun için e, dolayısıyla e, mutlak manada nafilelerde dedi, cemaat caiz olduğuna burayı deli getiriyor. E, muhit-i burhani, muhitta da böyle zikrediliyor. Fıkırlarda, Hanefi fıkhında. Namaz bitti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Cibril dedi. Ya Muhammed, etedri Ey Muhammed, arkanda kimlerin namaz kıldığını biliyor musun? Kale, Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. La, bilmiyorum. Yani genel manada tümüne çünkü binlerce, on binlerce kişi geldi. Genel manada tanıdı ama kale dedi küllü nebiyin her peygamber ki Allah Teala Allah'ın gönderdiği resullerin hepsi senin arkandaydı. Tüm mesne küllü nebi minel enbiya ala rabbi bi sena'in cemil Sonra peygamberlerden her biri başladılar. Allah Allah. İşte zaman mefhumu yok. 224 bin peygamberin her birinin bir elhamdülillah salat mesela Allah'a bir hamdü senasını 224 bin. Bunun en kısasından bile tutsan gece yetmez. onun için zaman geçmiyor yani. Zaman zaman mefhumu yok. Her biri Allahü Teala'yı ettiler hamd ettiler, övdüler, Kendilerine Allah'ın yaptığı iyilikleri, indirdiği kitabı, veya gönderdiği şeriatı zikrettiler. Yani Allah bana çok iyilik yaptı asına Celle Celal. Fakalen Nebi sallallahu aleyhi ve Onlar da bazı hadis evvelki sohbetlerde okumuştum. Bazıları. Bu dersin de sonunda bir daha bir gelecek. Küllüm minkum esne ala rabbi. Hepiniz Rabbine hamdü senada bulundunuz. Ve ene ben de müsnin, müsniyun idi yani. Ben de senada bulunacağım ala Rabbi. Rabbime hamdü senalar yapacağım şimdi dedi. Sümmet şerâ sonra başladı söyledi ki yakulu elhamdülillah bütün hamdler ellezi ve allâh mahsuttur gerseleni rahmetellil alemin beni bütün alemlere acıdığı için gönder. ve kâffetellin nâsi ne diyor? bu hiçbir peygambere alemlere rahmet olma metiyesini Allah indirmemiş. Bir tek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e mahsustur. Alemlere rahmet. Öbür peygamberler rahmet idi, kavmi için rahmetti. Ümmeti için rahmetti. Ama alemler ancak Rasulullah mahsus. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve kâfetel linnâsı beşîrâ ve nedîl. Peygamberler kendi ümmetlerine gönderiliyordu. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle değil. Bütün insanlığa gönderildi. Hatta bu'istü'yle lehmeri ve lesvedi. Kırmızı, siyah hepsine. Orada cinlere de e cinler de melekler de dahil. Onun peygamberlik alanına giriyor. Onlara da gönderilir. Müjdeci ve uyarıcı olarak. Bütün insanlara diyor ama bu hadis-i şerifte böyle söylüyor. Diğer had hadis-i şeriflerde e, alemlere yani insanlara ve cinlere gönderildiğinde ifade ediyor. Onun için sadece insanlara mahsus değil. Şu anda cinler de mükellef. Kimin kitabını dinlediler? Kur'an'ı. Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Yestemiyonel Kur'an. Cinler geldiler, Kur'an dinlediler. O zaman ne oldular? Mükellef olmasa Kur'an'ı dinleyecek. Sonra gittiler ümmetlerine, kendi kavimlerine döndüler. Biz Kur'an işittik dediler. Allah'ın Resulüne icabet edin dediler. o zaman cinler de girdiği oradan sonra ayetten de anlaşılıyor. Ondan sonra وَاَنْزَلَ عَلَيْهِ Kur'an <الْقُرْآن> Bana Kur'an'ı indiren Allah'a hamdü senalardı. فِي اِتِبْ يَانُ şey <الْكُلْشَيْء> Her şeyin beyanı ve izahı Hazreti Kur'an'dadır çıkarabilene ne mutlu. Ve ceale ümmeti hayra ümmetin hurucet linnaz. Benim ümmetimi ne yaptı? Bak diğer bütün peygamberlerden farklı faziletlerine dikkat çekiyor. Çünkü Allah bana bunları lütfetti. Onun için ona ben en fazla hamdi ben yapmam lazım diyor yani. Çünkü bana yaptığı ve ümmetime yaptığı iyiliği hiçbir peygambere ve ümmetine yapmadı. Benim ümmetimi insanlar için dünyaya çıkarılan ümmetlerin en hayırlısı yaptı. Ve ceale ümmeti ve sultan. Ümmetimi adaletli yaptı. Şimdi adalet terk edersek, dürüstlükten ayrılırsak, şahitliklerimizi gizlersek, doğru konuşmazsak rezil oluruz ahirette. Bizim ümmet, orta ümmet, adil ümmet. Ve ceale ümmeti humule velun vel Benim ümmetimi nasıl yaptı? Öncekiler de onlar, sonrakiler. De. En önce onlar, en sonra onlar. Dünyaya gelmekte en sonrayız ama cennete girmekte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti girmeden diğer ümmetler girmesi haram edilmiş. Bu da ne kadar büyük bir müjde değil mi? Ne buyuruyor? Nahnül ahirun es Dünyada ahirleriz, cennete girmekte sabikleriz. Yani öne geçeceğiz. Çünkü neden? Bu Resulullah'ın fazileti sallallahu aleyhi ve sellem bize de o noktada taluk ediyor. Ve şerahli sadri benim sadrimi şerh etti. Yani öyle bir manevi genişlikler verdi ki hiçbir Peygamber ve melek bile ona vakıf olamaz. Değil mi? Lima Allah'a baktın. Benim Allah ile öyle anlarım var. Allah'a zaman söz konusu değil de vakit benim için geçerli diyor. La se'uni fi melek mukarrabun ve la mursal. Mukarrab melek de mursel nebi de bana yaklaşamaz. O, o zaman onun bildiklerini hiçbiri bilmiyor işte. Yaklaşamazsam evla ona orada ne tecelli etti ne bilsin. Sadrimi şerh etti. Elem neşrah leke senin için sadrını şerh ettik. Yani fethettik. Genişlendirdik. Kalbini o kadar sırlara ve marifetlere e, tahammül ettik ki oh. arkadaş evliya Allah'tan birinin bile ama arifi billahsa şimdi çok veliler var ama hepsi arifi billah Allah'ı tam manada tanıyan mertebesine ulaşmak nasip olmayabilir. Velidir, mürşit değildir velidir, şeyh değildir. Velidir, mürşittir, nakıstır, kamil değildir. Velidir, mürşittir, kamildir, mükemmil değildir. Anladın mı? Arif-i billah, üf. Arif-i billah, Allah'ı tanıyan ne demek ya? Nasıl bir iş? Ne diyor? Beyaz pestami olacak. Lev vuzal arşu mudur ve mafihi yani fi zaviyeti kalbi arifi billah ve ahasse asla. Yedi kat gökleri yerleri bırak. Arş ne demek? Arş bütün yedi kat gökleri yerleri kuşatmış zaten. Hepsi içine göre alemlerin. Arşın üstünde alem yok. Arş diyor, bütün kapsama alanına girenlerle beraber Allah'ı tanıyan, arifi billah olan bir zatın kalbinin bir köşesine konsa hiç fark etmez bilene konmuş diyor. Neden? şerh-ı sadr vakı olmuş. Göğüs genişletilmiş. Yani mane fütuhat olmuş. Ama arif olacak. Anladın mı sen? Ve vallahi anne yükümü benden tahfif etti. Ne demek? Yani göğsünü yıkattı zaten ameli manevi ameliyatlar yaptırdı. Ondan sonra ümmetinden yükleri kaldırdı. Eski ümmetlere ne kadar zor, meşakkatli zekat efendim bilmem bizde kırkta bir eski ümmetlerde fazlaydı ondan sonra o namaz elli vakit olanlar var ondan sonra elbisene pislikteyse yıkamakla gitmiyor keseceksin kesip atacaksın vesaire yani çok zorluklar eski ümmetlerde namaz ancak belli mescitte kabul oluyor Nereye gidersen git, oraya gelmen lazım o vakitte. Nasıl olacak yani? Şimdi sen istediğin yerde seccade iser, otobanın kenarında namaz keşmesin diye kıl. Ve cu'ilet diye'l ardu mesciden Bütün dünya bana mescit. Bir de tahur kılındı. Tahur ne? Su yoksa eski ümmet yandı. Su yanında taşıyacak bilmem Nereye kadar taşıyacak? Nereden nereye kadar taşıyacak? Yollarda, çöllerde, her yerde boru mu var o zaman? Onun için benden yüklerimi kaldırdı ve rafali zikri, zikrimi, şanımı yüce etti. Allah nerede alın, anılıyorsa ben de orada anılıyorum. Ezanda var mı? Kamette var mı? Efendim, tahiyyatta var mı? Ondan sonra kelime-i şehadette var mı? Kelime-i tevhidde var mı? Her yerde. Her yerde. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ve cealeni hatimen ve fatihan. Allah beni hatim yaptı. Peygamberlerin mühürü im damgası mesafesinde benim de sonlandırdı. Hem de beni fatih yaptı. Açıcı. Yani ne demek fatih olması? Ee, benim nurumu ilk yarattı. Yaratmaya da nereden başladı? Yine benim nurumdan başladı. Hem yaratmayı benimle açtı. Hem de peygamberleri benimle mühürledi, bitirdi. Dedi. Fakat İbrahim aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam buyurdu İşte o zamana kadar e, işte kim imamlık yapacak falan o bekliyor ona bakıyor ona bakıyor e İbrahim Aleyhisselam var Adem Aleyhisselam hepsinin babası falan ama Cibril niye onun elinden tuttu da imamete geçirdi namazdan sonra bu metü senalardan sonra İbrahim Aleyhisselam dedi biha de'a Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem. şimdi anladınız mı bu saydıkları hamdü senaları yaptığı ihsanlar ve faziletleri Allah'ın lütufları sebebiyle Muhammed sizden üstün oldu hepinizden aleyhissalatu vesselam sonra orada e, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir susuzluk geldi böyle susuzluk hiç çekmemiştim buyuruyor Cibril bir kap getirdi içinde şarap vardı bir kap getirdi içinde süt vardı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sütü seçti Cibril ona iktarta fıtratı. Halbuki ikisinde Cibril getirdi. Haram bir şey getirmez. Onu da alabilir cennetten şarap olabilir. Yani Cibril haram niye getirsin? Ama orada bir imtihan, bir işaret vardı. Efendimizin sütü etmesinde sen Allah'ın fıtratını seçtin. Yani süt ilmi temsil eder. Kur'an-Sünnet de ilim ilimden geçer. İmandan bile evvel ilim geliyor. Çünkü iman etmek için neye inanacağını, nasıl inanacağını, hangi sözle iman kelimesi telaffuz edeceğini bilmen icap eder. Bundan dolayı ne buyuruyor? Fe'lem ennehu إِلَّ la ilahe illallah. La ilahe illallah diye başlamıyor. Fe'lem bil ki çünkü ilimsiz iman dahi olmaz. Kendini Müslüman zanneden nice cahiller var. Çünkü ilmi yok. E ilmin yoksa alimi dinleyeceksin. Veyahut kitap okuyacaksın kardeş. Sen kafana göre anamdan böyle gördüm. Öyle iman mı? Önce bil. Onun için ile kavat ümmet. Bu şarap tarafını tercih etseydin ümmetinin hepsi azacaktı. Ve lemmette bir hükmünü onlardan sana tabi olmayacaktı. İllel <laughs> kalil. Bir az uyan kalırdı. Ama şimdi elhamdülillah yine bayağı bir 1400 senedir Efendimiz sallallahu aleyhi sünnetine tabi olan çok çoğunluk ulema evliya yetişti. Allah bizi onlardan ayırmasın. Amin. Sonra vefir fil vakt innel aniyete kâne selâteten ve Diğer rivadette kaplar üç taneydi. Üçüncüde de su vardı. Peki su varsa, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de çok susadım buyuruyorsa neyi alması uygun düşerdi? O suyu almadı. Ben de Cibril'e kâle Cibril aleyhisselam ona dedi ki Lev şerif del ümmetüke suyu içseydin ümmetin suyla boğulmuştu. Yani bunun manasına günahlarda boğulmuştu, şehvetlerde boğulmuştu diyen varsa da zahiri manası nedir? Çok büyük sel felaketleriyle ümmetin ekserisi boğulacak idi. Ama Allah onu orada elini çevirerek yani ümmetin ekseriyetini telef helak edecek boğulmalardan ümmetimizi helas et. Boğulma oranı kaçta kaç? Denizde, derede boğulma oranı, gölde boğulma oranı, sellerde boğulma oranı, kaçta kaç? Ya çok çok az yani ümmetin tamamını düşünürsen. Onun için bu, bu da e, efendim e, ne oldu? E, def olmuş oldu. Mevla'nın Habibini sallallahu aleyhi ve sellem doğruya muvaffak etmesiyle. E, ve nuran yesar tam Mescid-i kayasının orada durdu. Oranın sol tarafında namazdan sonra daha miraca çıkmaya başlamadı. Merdiven, miraç merdiven dayanmadı da kayanın sol tarafında el hur al ayne iri gözlü cennetteki hurileri gördü. Cennetteki hurilerin timsalini falan değil. Direkt Allah Teala oraya getirdi onu öyle şey değil, rüya değil, hayal değil. Gördü ve sellem aleyhine onlara selam verdi. Faradet aleyhisselame onlar da selamını yad ettiler. Efendimiz'e sallallahu teala aleyhi ve selim. ve onlara sual bir şey sordu, sual sordu. Efendim e, ecep, ecep nehu onlar da cevap verdiler. Neyle bir mavşey takır rubil aynu gözünü aydın edecek bir şeyle e, cevap verdiler. Efendim. Şimdi o zaman biliyorsunuz Mekke dönemiydi. Mekke döneminde şarap da haram değildi. Onun için oradaki şarap meselesi cennet şarabından mıydı, dünya şarabından mıydı meselesi de ihtilafa girse de anlatabildim mi? Cennet şarabındansa niye efendim e, sakındı? Aşırı bir takvalık ve şüpheden sakınma şeyi çünkü bu dünyada bil fiil ileride haram olacağı için adının bile benzemesinden dolayı çünkü daha cennette değiliz. Ahiret başlamamış. Onun için. Dünya şarabındansa da zaten ne dedim sana Cebrail Aleyhisselam ona haram getirmez. Bir vakitte bal var zaten rivayetlerin birinde. Hep helal şeyler. Çünkü zaten o zaman Mekke döneminde dünya şarabı bile gelmiş olsaydı haram değildi. Medine'de haram edildi. Değil mi? Onun da cevabını vermiş olalım. Sizin e, aşırı akıllılarınız var. Karıştırabilirler sonra. E, hurilere ne sordu? Hurilere ne sordu? Limen entünne. Siz kime aitsiniz? Kimlerin eşisiniz? diye sordu. Kime nasip olacaksınız? diye sordu. Ve onlar da dediler. Bu da hadis-i şerifte geçiyor. i̇bn Kesir de bunu tefsirinde zikrediyor zaten. Nahnül hayratül hisan. Bu zaten Kur'an'da da var hurum maksuratun fil khiyam fihen khayratun hisan er rahman suresinde çok hayırlı çok güzel fiziken çok güzel huy bakımından da çok hayırlık eşler kadınlar var kim onlar işte hurun huriler diyor ayette biz çok güzel ve çok hayırlı kadınlarız nisa kavmin <hûrün> bir kavmin eşleriyiz. Yani şu anda burada bulunanlardan kime nasip olursa işte. Bir kavmin eşleriyiz. Sekreteriyiz demediler. Sekreter mekreter yok ya. Ali Rıza Demircan gibi. Cennette diyor cinsellik yok diyor. Adam da ne yapayım orayı dedi o zaman. Tövbe estağfurullah. Salaklar da var yani de. Cık, cinsellik yok da cinsellik yok da zevk nasıl oluyor abi? Sade yiyeceğiz, içeceğiz. Ne yapayım abi dedi ya. Onun için öyle şey olur mu ya? Milletin iştahını kaçırıyorlar. Millet cennete gitmek istemeyecek ya. Sekreter ne demek ya? Öyle bir şey mi var? Biz diyor bir kavmin kadınlarıyız. Kadın. Kadın cinsi yani. Nasıl bir kavmin kadınlarıyız? Ne kumine zünub. Günahlardan günahlardan ak oldular. Nakî oldular, pak oldular. Felem yedralûmina. Hiç günahlardan kirlenmediler. Şimdi kirlenmemek mümkün mü? O zaman kimse cennete gidemez. Kimsenin hurisi olmayacak. Cık. Ama kirlenmemek mümkün değil ama temizlenmek mümkün mü? Mümkün. Neyle temizlik var? Mümkün. Tevbe istiğfar. Et tevbetü sabûnü levzâr. Tevbe, günah kirlerinin sabunudur. E kirlenmemek peygamberlere mahsus, yüksek velilere, ben de gibi zatlara mahsus. Ama bizim gibi kirlenenlere de temizlenmek mümkün. Dünyadan temiz çıkmak mümkün. Af olarak, son ameli hayırla bitirerek hiç ahirette günahsız çıkanlar olmayacak mı? Ya Rabb bizi de onlardan eyle ya. Son amelimizi en hayırlı amelimizi eyle ya. Son günümüzü en hayırlı günümüz eyle ya Rabbi. En hayırlı günümüzü sana kavuşacağımız gün eyle ya Rabbi. Amin. Rabbi son amellerimizde bütün günahları sildirecek ameller nasip Ay. eyle. Ay. Ölmeden evvel öleceğimizi ilham eyle ya Rabbi. Vasiyetlerimizi bir hakkın tamamlamak nasip eyle. Ay. Kulaklarından kala eyle. Ay. Bütün hak sahiplerine erbabı hukuku bizden hoşnut ve razı eyle. Ay. Ya Rabbi ne olur bu cemaatım amin diyenlerin hepsine. Ya Rabbi ölümünü önceden ilham eyle ya. Amin. Ve o şekilde son vakitlerde tam bir hazırlık yapmak ve günahsız çıkmak huzuruna nasip eyle. Amin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala Ali ve sahbihi Amin. Onun için Aziz Mahmud Hüday Hazretleri'ni ziyaret edin. O çünkü dua et. Kabrimi ziyaret edenler ne zaman öleceklerini bileler. Allah onlara ilham etsin de kabrimi ziyaret sebebiyle Allah da o dostuna öyle bir makam vermiş. Muhammed Ömün Tokadi Hazretleri'ne ne diyor? Kabrime bir Fatiha okuyanları e, bana unutturmayacak şefaat nasip edecek. Ama onun için ne demiş? Beni demiş merkezi orta bir yere gömmeyin. O zaman mezbele gibi falan bir yermiş orası türbenin olduğu yer. Beni demiş öyle bir yere defnet. Neden? Merkezde olursa önüne gelen Fatih okusun. O zaman da herkesle uğraşamam demiş yani. Onun için demiş bana beni böyle gizli saklı bir yere defnedin. Bulan gelsin demiş. Geçen gece zorat oldu. Keşfe açık bir zat. Bir de baktım gecenin yarısı bir mesaj. Mehmet Emin Tokadi bekliyor. Çabuk dedi falan. Ya şoförü bile kaldırana kadar. Allah'ım ya Rabbim. Neyse ondan bir gece sonra gittik. Miraç gecesiydi değil mi? Miraç gecesi buradan çıktık gittik elhamdülillah. E bize niye haber vermedi? Ya zaten yokuşun başı arabayı indiremedik çıkaramadık. Ondan sonra sizden sizinle mi uğraşacağız? Yaya gelseydikseniz bir daha söylerim ne zaman gideceğim. Az siz kendiniz gidebilirsiniz. Fatih okuyun. Mektubatı tercüme Müstakim Zahid Hazretleri onun veki halifeler. Ona da okuyun. Efendim hep onu okurdu Müstakim Zahid. Mutlaka. Bu çok büyük zattır. Yani. Onu düşün ki vekiline bile çok büyük zattır diyordu yani. Ondan sonra. Ama burada bir ne var? Ee, İsmet Garibullah, Muhammed Mustafa İsmet Garibullah, Şeyh Efendi Hazretleri var. İsmail ilerse geçten sonra tekke var. Ali Adel Efendi babamızın tekkesi. Ne bu İsmet Garibullah Kudüs Hazretleri? Allah'ın bana müjde verdiği tekkemin kapısından bakıp bir Fatiha okuyanı unutturmayacak. Bizim büyük şeyhimiz o. Silsilemizdeki en büyük şu anda Türkiye'de silsilemizde ama en büyük Mustafa Kemal Garibullah Efendi Hazretleri. Yani eskilik bakımından ondan eskiler var ama bizim silsile bakımından en eski o oluyor biz. Onun için onun da kıymetini bilelim. Her cuma akşamı Efendi Hazretleri kapısına kadar giderdi. Her cuma akşamı hiç firesiz mutlaka İsmet babamıza okurdu. Tabi her zaman açık olmadı. Açık olsa kabir şerife gider. Çünkü kitle olardı kapıyı. Onun için. Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Ve kamu felem yazanu. Biz o kavmin eşleriyiz ki dünyada kirlenmediler. Ahirette ikamet ettiler. Yerleştiler. Artık hiç göç etmediler. Ve halüdü felem Ebedi oldular. Hiç ölmediler. Onlar kimse, biz onların eşleriyiz de. İşte e, günah, başı bir işim, şu anda bizim yapacağımız kirlenmemek. Kirlendinse hemen istiğfar ile, tevbe-i nasuh ile berat gecesine gelmeden özellikle temizlenmek ve ölmeden temiz olmak. Ondan sonrası ebedi ikamet, ebedi istirahat ve ölümsüzlük zaten peşine gelecek. Mahşerden sonra ölüm yok. Süm mevtiye bil Ondan sonra ne getirildi? Mi'rac getirildi. Ellezi te'arucu aleyhi ervahu beni Adem'e. Adem olanın ruhları onun üzerinde e, uruc ediyorlar. Yani ruh bedenden çıkarken ona biniyor ve böylece e, Mevla'ya yükseliyor. Burada kalalım.